Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün e, iş dünyasından bahsedeceğiz ve sosyal sorumluluklar altındaki bütün e, konseylerden bahsedeceğiz. Harika. Konuğumuz iletişim ilişkileri yöneticisi Selen Zaralı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Nesin Hanım. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki çok kısa bir özet geçerekten anlatmaya tabii. çalışayım Nacizane. Ben 75 senesinde Hamburg'da doğdum. Daha sonrasında üniversiteyi orada okuduktan sonra Göğüt Üniversitesi'nde Türkiye'ye geldim. Ve Türkiye'de tekrardan İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi Endüstri İlişkileri bitirdim. Bu tabii eğitimle olan kısım. Ondan sonra bir fiil iş hayatı ve konseyler, politika hepsi bir arada devam etti. E, i̇ş hayatımla ilgili olaraktan e, 96 senesinde iş hayatına girdim. E, i̇lk olaraktan çok büyük bir şirket olan alka karşılat grubunda. Daha sonra kendi işim ve e, kademe kademe üst düzey yöneticiliklerle Şimdiki konumumuza ulaştık. Ne güzel, çok ee, tebrikler. Teşekkür ederim. Başarılarınızın çok devamını diliyoruz. Peki işiniz hakkında daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Tabii ki. Ee, çok severek yaptığım bir işim var. Öncelikle onu söylemek isterim. Ee, i̇nsanlar işlerini severek yaparlarsa bence daha başarılı olabiliyorlar. Kesinlikle. Ee, i̇şim İletişim, ilişkiler yöneticiliği. Bizim çok büyük bir alanımız var. Bu alan yaklaşık 60 dönüm üzerine kurulmuş. İçerisinde otelleri olan, büyük bir arenası olan, yine aynı şekilde AVM konsepti, yemek alanları ve eğlence merkezleriyle çok büyük bir turizm. E, alana hitap eden e, bir e, yerimiz var. Burada da çeşitli konserler, meetingler, konferanslar ve yine hizmet sektörüne yönelik çalışmalar yap, yapıyoruz hep birlikte. Bunun içinde tabii ki medya, televizyon vesaire de var. E, buradaki amaç istihdam sağlamak, e, yeni oluşacak bölümleri oluşturmak, ekipleri oluşturmak ve bununla ilgili olaraktan da o yerlere bir fiil insanların hizmetine sunmak. Ne güzel. Peki sizin bu konuya yönelmeniz nasıl oldu? Bir kırılma noktası yaşadınız mı? Ben zaten kişilik olarak da insan ilişkilerini çok seven bir insanım ama geçmişe baktığımız zaman tabii ki bu bugünden yarına değil aslında 25-26 senelik bir background'ın sonucunda yaşıyorum. O yüzden de işimle çok bağdaştığımı düşünüyorum. Yani hem eğlenceli hem keyifli hem de başarılı olmak için dediğim gibi ekibinizin de çok iyi olması Kesinlikle lazım. Kesinlikle ekip işi bu. Aynen o yüzden de hem güzel ekipler yaratıyoruz hem de güzel projelerle 2023'e bomba gibi geleceğimizi düşünüyorum. Maşallah. Biraz sürpriz böyle. Ne güzel. <laughs> Peki size gelen talepler en çok hangi yöndedir? Bana gelen talepler en çok e, işbirlikleri konusunda oluyor ya da e, bulunan e, mekanımızın e, işletmeciliği ile ilgili olabiliyor. Ee, yine bununla ilgili yapılacak olan konferanslar, meetingler gibi etkinlikler gibi alanlarda talepler oluyor. Bu anlamda e, bir e, maestro ekibi yarattım. O maestro ekibiyle birlikte çalışmalarımızı devam ediyoruz. Her gün bir tık üzerine koyaraktan. Ne güzel. İşinizin zorlukları nelerdir? E, i̇şimin zorlukları ee, bir kere saat merhumunuz yok. Ee, hafta sonunuz yok. Ee, her an her yerde olma durumunuz oluyor. Ee, ama buna şikayetçi değilim. E ee, de işinizi. Bir de ki seviyorum. Ee, bir de e, bazen e, insanları hani çok istihsadlendirmeniz gereken bölümler oluyor. Yani yanlış kişiyi yanlış yere koyduğunuzda sıkıntı olabiliyor. Tabii. O yüzden de bu anlamda ben hep şunu felsefe edindim. Ee, i̇yi bir lider olabilmek için öncelikle ekibinizin çok güçlü olması lazım. Dolayısıyla çalışacağınız veya çalıştığınız ekip arkadaşlarının hepsinin en iyisi olması taraftarıyım. Çünkü her biri ayrı bir cevher benim için. O cevherlerden de biz muazzam bir elmas yaratabiliyorsak ne mutlu bize. İşimizin tek zor tarafı aslında e, insanlarla olan e, eğitim ve e, o süreçler. Ama şu ana kadar toy toy diyelim hiç zorlanmadan ilerliyoruz. Harika. E, devam Peki, ediyorum. Peki işinizin keyifli yanları nelerdir? İşimin keyifli yanları e, özellikle bu yapılan etkinliklerdeki o insanların yüzünde gördüğüm mutluluk tebessüm, e, başarıdan kaynaklı olan takdir e, her şeyden önce ve e, evet bu sefer de başardık e, olgusunu alabilmek çok keyifli oluyor tabii ki. O bütün yorgunluğunuzu e, bütün e, o vermiş olduğunuz enerjiyi e, toparlıyor. Aynı şey gibi düşünün, sanatçılar yorulurlar, çıkarlar, işte gösteri sunarlar ve günün sonunda o alkış her şeye bedeldir. Tabii, kesinlikle. Bizim de öyle. Bir de ben çok sosyal bir insanım. Sadece iş değil hayatım. İşimin dışında da birkaç konseyde başkanlıklar yapıyorum. Aynı zamanda derneklerde bir fiil aktifim. Bunları biraz aslında değinmek istiyorum Tabii. müsaade varsa. Lütfen. Şu anda Türkiye Enstitüsü, Yükselen Türkiye Enstitüsü'nün Sosyal Politikalar Başkanlığı'nı yürütüyorum. Ee, burada hem ekonomik kalkınma proje istihdam sağlıyoruz hem de ülke ekonomisini geliştirecek projeler ürete, üreterekten e, ülkemize katma değer katacak e, bir e, çalışma içerisindeyiz. E, değerli Başkanımız Durmuş Çelen'in e, önderliğiyle muazzam bir ekiple birlikte e, bir e, çalışma e, aktimiz var. Bir de Avrupa Ticaret İşbirliği Konseyi'nin genel merkez sektörler başkanlığını yürütüyorum. Bu da çok farklı bir konsey. Birçok ülkede, 180'e yakın ülkede merkezi bulunan, İthalat ve ihracat, uluslararası ilişkiler, uluslararası pazar, Arge çalışmaları, ekonomi zirvelerinin yaptığını yaptığımız ve bunları yabancılarla birlikte organize ettiğimiz bir konseyimiz daha var. Geçen mesela 2000 21 e, Haziran ayında e, Afrika'dan e, 58 ülkenin bakanlıklarının ticaret odalarını hepsini getirerek Türkiye'de bir kardeş şehir protokolü imzaladık. E, onları buraya tanıttık. E, bizi, kendimizi tanıttık ve muazzam bir ekonomi zirvesi yaptık. E, bunlar konseylerimizle alakalı olaraktan çalışmalarımı yürüttüğüm şeyler bir de biraz hemşirecilik dernekleri var. Aslan soyadım da zaralı ama <laughs> Sivas olaraktan Sivas İş Adamlar Derneği'nin yönetim kurulu üyeliği yapmaktayım. E, Beylikdüzü Sivaslar Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğini yapmaktayım. Ve yeni e, 4 seneden beri yürüttüğümüz Sivas Bileşenler Konseyi'nde başkan yardımcılığını çok yapmaktayım. Çok tebrikler. Başarılarınızın <laughs> devamını ederim. diliyoruz. Çok aktifsiniz. Çok yönlü bir insansınız. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? En güçlü yönüm e, sanırım e, insan ilişkileri diyeceğim ve insanlar arasındaki koordinatörlüğü ve organizasyonlu sağlamak çok da severek yapıyorum. İnsanları sevdiğim için. Ne güzel. <laughs> Peki sizce başarı nedir? Ee, başarı bence birkaç e, olgudan oluşmakta. Öncelikle e, aslında başarıyı beş ana temele Hı -hı. ayırıyorum. Bunlardan bir tanesi bir kere öncelikle başarılı oda, odaklı olmalısınız. Hı -hı. Yani bir hedefiniz olmalı ve o hedef için eee Azimli ve zorluklara karşı mücadeleci evet. olmalısınız. İkinci e, anlamda da öğrenme çevikliği. Başarılı olabilmeniz için her zaman öğrenmeye aç bir insan olmanız lazım. Ben insanları ağaca benzetirim Neslihan Hanımcığım. Evet. E, suladıkça yani bilgi verdikçe daha da güzelleştiğini büyüdüğünü Kesinlikle. E, düşünüyorum. Kesinlikle. O yüzden kaç yaşına gelirsek gelelim mutlaka yeni şeyler öğrenmek başarının ikinci kurallarından biri diye düşünüyorum. Üçüncü başarılı olabilmeniz için her şeyden önce analiz yeteneğiniz olması lazım. Eğer analizlerinizi doğru yapabilirseniz, gelecek olan stratejiyi doğru belirleyebilirseniz burada da sizi aslında başarıya bir adım daha yukarı getirecek olgularla karşı karşıya kalırsınız diyebilirim. Ee, Analiz yeteneği size artı sistematik olarak da çalışma yeteneği sağlar. E, bu da hem ekibinizde hem kendinizde daha başarılı olmanızı sağlar. Bir de e, ilişki yönetimini e, düşünüyorum başarılı olmak için. Yani işbirliği fırsatları yaratmak, bunlarla ilgili ilişkileri kuvvetlendirmek, sosyal olmak, insanların içerisinde olmak başarının diğer bir anahtarı. Ve tabii ki etkileme ve ikna kabiliyeti dediğimiz diğer bir alan var başarılı olmak için. O da ben hep o felsefeden de yürümüşümdür. Bir insanı ikna etmektense hı hı. o insanın neye inanıp neye ikna olacağını, Analiz edip ve ona doğru bir şekilde anlatabiliyorsanız zaten o da sizinle işbirliği konusunda pozitif dönünce için o da sizi bir basamak yukarıya çıkıyor. Yani kısacası başarı beş anahtardan geçiyor diyebiliriz. Harika. Peki sizi en çok ne motive eder? Beni e, en çok başarı diyeceğim ama e, en çok tabii ki yapmış olduğum işin sonundaki vermiş olduğumuz mücadelenin sonundaki başarı. Yani emeğin karşılığını almak karşılığı, Ne kadar manevi tabii. bir tatmin tabii. sağlıyor. O her şeye bedel. <laughs> tabii. İşinizle ilgili hedefiniz nedir? Hedefim 2023 senesinde gerçekten ilk 10 firmanın içerisine girmek ve bu süreç içerisinde yaklaşık 3000 kişiye istihdam sağlamak. Bu istihdamla birlikte de Türkiye'nin en iyi projeleri arasında var olmak çünkü alanımız dediğim gibi çok büyük ve e, muazzam projelerle, muazzam fikirlerle e, geliyor olacağız. E, bunun için çok ciddi bir çalışma e, performansı gösteriyoruz ekibimizle birlikte. E, ben 2023'ün Türkiye için de, bizler için de çok hayırlı olacağını düşünüyorum. Evet inşallah. Ee, i̇yi olacağını güzel düşünüyorum. Geçsin, hepinize Hedefim iyi bir istihdam sağlayabilmek açıkçası. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, tabii ki. Ben e, şunu söyleyebilirim. E, hiçbir başarı e, çiçekli yollardan geçilerek olmuyor. E, ben 45 yaşındayım ve ama bu 45 senenin arkasında inanılmaz derecede zorluklar mücadeleler var ama her zaman insanların Anka kuşu gibi düşseler de yeniden doğmaları gerektiğini düşünüyorum benim seyircilerimize tavsiyem asla pes etmemeleri her ne olursa olsun mücadele etmeleri Eğer bugün bu ülkeyi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir İnsan, değerli bir insan, başkomutanımız sıfırdan var edebildiyse, yoktan bugüne getirebildiyse bizler ufacık sorunlarla hemen pes etmemeliyiz. Çünkü bir kere bir Türk insanı olarak, bir Türk evladı olarak ve bir Türk kadını olaraktan bunun son derece arkasındayım. En büyük örnek aldığım insanlardan biri Mustafa Kemal Atatürk'tür ve onun profilde devam etmekteyim. O yüzden benim tavsiyem asla pes etmeyin ve yola devam edin. <laughs> Harika, şahane bir mesaj oldu. Teşekkür ederim. Bugünkü konuğumuz iletişim ilişkileri yöneticisi Selen Zaralıydı. Katılımınız bu önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Deriz, çok mersi. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.